24 saat kesintisiz, soluksuz haberin Türkiye'deki tek adresi TGRT Haber'desiniz. Doğru adrestesiniz, bendeniz Tuna Öztunç. Dünyada bugün kuşağıyla, bugün de karşınızdayım. Hep birlikte dünyanın çeşitli ülkelerine bir yolculuk yapacağız. Oradaki gelişmelere göz atacağız. En ilginç görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Beraberce üzerinde kafa yoracağız. Bazen tebessüm edeceğiz, bazen kızacağız, bazen de sorgulayacağız. Çünkü kocaman bir evrenden söz ediyoruz. Dünya durmuyor. Biz uyurken dünyanın başka bir küresinde hayat devam ediyor. 24 saat kesintisiz akan bir hayat ve bu hayatta da her an, her dakika ve her saniye yeni gelişmeler yaşanıyor. Ben de o gelişmeleri şimdi size yarım saat boyunca elimden geldiğince dünyada bugün kuşağında ekranlarınıza taşımaya çalışacağım. Evet, önemli 3 gelişme vardı bugün. Önce Çin'e gideceğiz. Çin, kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutladı. Ancak kutlamanın ilk bölümü bir kutlamadan daha çok dünyaya gözdağı niteliğindeydi. Savaş uçakları, tanklar, askerler, balistik füzeler, nükleer başlık taşıyan füzeler, efendime söyleyeyim kısa ve orta menzilli füzeler, zırhlı araçlar. Yani bir orduda olması gereken en üst seviyedeki tüm teçhizatlarıyla bindirilmiş kıtalar şeklinde bir geçit töreni düzenlediler. Ve bu geçit törenini on binler izledi protokolün yanı sıra. Ve bu geçit töreninde de dünyaya açık bir gözdağı verdiler kuruluşlarının 70. yılında. Çin 70. yılını kutlarken Çin'i protesto eden ülkeler vardı. Mesela Tibetliler. Tibetliler Hindistan'da gösteri düzenlediler. Çin'i protesto ettiler. Çünkü 70 yıl önce Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşanan devrimden sonra, yeni bir ülke inşa edildikten, yeni bir sistem hayata geçirildikten sonra Tibetliler sürgün edilmişti. Birçoğu da kaçmak zorunda kalmışlardı, öldürülmüşlerdi. Onların protestoları vardı Hindistan'da. Ama öyle bir protesto vardı ki bir başka yerde, gerçekten belki de 15 haftanın en sıcak saatleri yaşandı. Hong Kong'a gidiyoruz şimdi. Hong Kong'da bugün protestolar vardı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü bu ülkede protesto edildi. Protestolar 15 hafta önce neden başlamıştı Hong Kong'da? Şöyle bir hatırlayalım. Suçluların Çin'e iade yasası. Bu yasayı Hong Konglular önce protesto ettiler. Protestoların ardından Hong Kong özel yönetimi geri adım attı. Ama göstericiler geri adım atmadı. Sokaktaki eylemlerini sürdürdü. Ve eylemlerde bugün en kanlı gün yaşandı. İlk kez bir gösterici Hong Kong'da bugün bir polis kurşunuyla ağır şekilde yaralandı. Sokaklar adeta savaş alanına döndü. Polisle göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Bu da yetmedi ve bir taraftan demokrasi arayışıyla sokakta olan Hong Konglularla Çin yönetiminin yanında duran bir diğer Hong Konglu gruplar arasında da çatışma yaşandı. Polis bir gruba göz yumdu ama diğer gruba müdahalesi çok sertti. O grupta tabii ki Hong Kong yönetimini protesto edenler 15 haftadan beri. Çok sıcak saatler yaşanıyor şu anda Hong Kong'da. Çatışmalar bitmiş değil. Her saniye, her dakika yeni görüntüler geliyor servislere. Haber servisimize sürekli görüntü akıyor. Sürekli çatışma var. Metro istasyonları kapatılmış durumda. Özellikle Pekin'in Hong Kong'taki irtibat bürosuna bir yürüyüş yapmak istediği protestocular, polis hemen barikat kurdu, göstericilere çok sert müdahale etti. Hong Kong'da tansiyon inanılmaz derecede yüksek, çatışmalar üst seviyede, polis ilk kez gerçek mermiyle bir göstericiyi vurdu, gösterici ağır yaralandı, şu anda da yaralı sayısı 35'in üstüne çıkmış durumda. Hong Kong'da çok sıcak bir 1 Ekim yaşanıyor, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yılı bugün 1 Ekim ve Hong Kong'da da çok sert bir şekilde protesto ediliyor. Peki devam ediyoruz. Şimdi Hong Kong'dan nereye gidiyoruz? Hong Kong'dan Amerika'ya gidiyoruz. Trump bizi bir konuda bir şeye alıştırdı. Özellikle biz habercileri. Sabah uyandığımızda ya da haber merkezine geldiğimizde ya da gece nöbetindeki arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız
Trump'ın ilk iş Trump'ın tweet'ine bakmakla ihme sahaya başlarlar. Çünkü ABD Başkanı Trump bir tweet atar. O tweet'te ya iç gündeme yönelik tehditler savurur ya da İran benzeri ülkelere yönelik başlar tehditler savurmaya. Ama Trump'ta inanılmaz bir sessizlik var. Çünkü Trump gerçekten köşeye sıkışmış durumda. Her gün yeni bir tabiri caizse skandalı ortaya çıkıyor. Önce Zelenski ile John Biden üzerinden bir görüşme yaptı. John Biden hakkında soruşturma açmama yardım et dedi Zelenski'ye, oğlu üzerinden Biden'ın. İkinci bir telefon görüşmesi daha. Daha doğrusu ikinci bir talebi daha ortaya çıktı. Bu kez adres Avustralya'ydı. Avustralya Başbakanı'ndan söz konusu Amerika'daki kendi seçim kampanyasına ve Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine yönelik soruşturmaya ve iddialara yönelik müdahil olması ve için bir nevi kendisine yardımcı olması için Avustralya Başbakanı'ndan bir ricada bulunuyor. Bu da bir anda ABD kamuoyuna sızıverdi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri gibi ciddi bir devletin geleneğinde hiç olmamış bir şeydir. Çünkü Amerika ciddi bir devlettir. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının herhangi bir başka ülkenin başkanından kendi iç meselesine yönelik yardım istediği takım taleplerde bulunduğu hiç görülmemiştir Amerikan tarihinde. İşte bu da oldu. Üst üste biniyor. Trump gerçekten çok zor günler geçiriyor. Azil süreci başladı. Öyle şakaya alınacak bir durum değil. Çünkü iddialar çok ciddi, işin içine Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA bile girdi ki o telefon görüşmesini bir CIA ajanının sızdırıldığı konusunda artık herkes hemfikir. Hiçbir istihbarat birimi de bunu inkar etmiyor ama kimliği bir süre saklandı. Sonra bazı iddialar ortaya atıldı. Ama işin özeti şu, Trump'ı daha zor günler bekliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İlerleyen süreçlerde devam edeceğiz. Durmuyoruz. Dünya akıp gidiyor. Akan dünyadaki tüm gelişmeleri an be an burada sizlere aktarmaya devam edeceğim efendim. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Teker teker şöyle başlıklara bir göz atacağız. Bakalım neler olmuş. İlk görüntülerimize başlıyoruz. Burası Finlandiya. Burada sıcak bir gelişme bu. Yaklaşık 1,5 saat önce Finlandiya'nın Kuhado eyaleti şehrinde bir okulun kampüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda bir kişi öldü. 10 kişi yaralandı. Saldırganlardan birinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği söyleniyor. Ama Finlandiya'dan gelen enformeler çok da sağlıklı ve net değil. Netleşmesi için birkaç saat geçmesi gerekiyor. Ancak net bilgi şu ki bir okulun kampüsüne silahlı saldırı düzenlendi. O saldırıda bir kişi öldü. 10 kişi yaralandı. Ölen çocuk mu, öğretmen mi, başka biri mi? Henüz daha net değil ama ilerleyen dakikalarda netleşecektir. Peki Finlandiya'dan devam edelim. Bir başka noktaya doğru yolculuğumuza, Rusya'ya. Rusya yine tatbikatta dünyaya kendi silahlarıyla gözdağı vermeyi sürdürdü. Bu geleneğini sürdürüyor bu yıl özellikle. Bu kez dünyaya Topol-M balistik füzesini tanıttı. Topol-M etkili bir balistik füze, etkili, hedefine tam isabetle vurabiliyor ve nükleer başlık da taşıyabiliyor. İşte bu silahını özellikle NATO'ya tabii gözdağı vermek amacıyla tatbikatta gösterdi, tanıttı. Peki Rusya'dan şimdi Güney Kore'ye gidiyoruz. Güney Kore'de bir patlama anı var sevgili seyirciler. Neden olduğu bilinmiyor ama limanda bir gemide patlama meydana geldi. Patlama o kadar şiddetliydi ki işte limanın çevresindeki insanların bir nevi bir kaçıştığını görüyorsunuz. Bir yerde de saklanmaya çalışıyorlar. Patlamanın boyutu oldukça yüksek. Alev topu bir anda yükseliyor. Her yere yayılmaya başlıyor. Bir alev kümesi ve o kadar şiddetli bir patlama ki o patlamada da limandaki çalışanlar, insanlar can havliyle kaçışmaya başlıyorlar. Bu da bugüne damgasını vuran görüntülerden biriydi. Peki Tayvan'a gidiyoruz. Efendim burada duralım. Tayvan'da bir köprü yıkıldı. O köprünün yıkılma anı birkaç kareden görüntülendi. Ekranlara getiriyorum şimdi. Gelsin görüntüler sevgili Anıl. Evet, bu birinci kare. Bakın köprü yıkılıyor. Yakın plandan görüyorsunuz. Köprü yıkılıyor. Arkasından bir diğer kareye bakıyoruz. Bir diğer karede de yine köprünün
yerle yeksan olduğunu görüyoruz, yıkıldığını görüyoruz. İşte bu hale geliyor köprü. Bu kazada 9 kişi yaralandı. Ölü sayısı hakkında bir net bilgi gelmedi. Ama köprü işte gördüğünüz gibi bu hale geldi Tayvan'da. Ve birçok açıdan da köprünün yıkılışı, evet köprünün yıkılışı kameralara yansıdı. Şimdi benim arkadaşlarım hemen güncel bilgi bana iletiyor sevgili Anıl. Yaralı sayısında 10'a yükseldiğini söylüyor. 9'dan 10'a yükselmiş. Ölü sayısı var mı? Bu net değil, bilinmiyor ama işte bakın yaralara ilk müdahaleler yapılıyor. Olay yerinde sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri var ve köprü yıkılmış vaziyette. Eğer ki bu köprünün üzerinde yoğun bir araba trafiği olsa idi sanırım kayıplar çok daha fazla olacaktı. Zayiat çok daha fazla olacaktı Tayvan'da. Peki İzlanda'ya gidiyormuşuz. İzlanda'da evet bu güzel görüntülerin sahibi İzlanda'da bir fotoğrafçı. Dennis Shahmert. Dennis Shahmert fotoğrafını alıyor, kutuplara gidiyor. Mavi güzellikleri kendi objektifleriyle karelere alıyor ve onları sosyal paylaşım sitesindeki hesabından dünyayla paylaşıyor. Çok güzel görüntüler bunlar. İşte görüyorsunuz belki de en sert doğanın olduğu bir beyaz güzellik bu. Ve bu beyaz güzelliği de an be an, saniye saniye, frame frame objektifine yansıtıyor. Zaman zaman da kameraya kaydediyor ve takipçileriyle bu doğa harikasını paylaşıyor. Şimdi bakın, gördünüz, izlediniz. Buzullar, o kar kümesi, karla kaplı dağlar, devasa büyüklükte buzullar, buzul parçaları. Bu fotoğraflar evet çok güzel, doğa harikası bunlar. Hepimizin çok hoşuna gidiyor. Ama hiç hoşumuza gitmeyecek bir gelişme oldu bugün. Bilim insanları Antarktika'da alarma geçti. Devasa bir buz parçası ne yazık ki koptu, dağıldı. Antarktika'da her geçen gün buzlar eriyor. Bu kez 315 milyar tonluk buzdağı koptu. ...1636 kilometrekare genişliğinde ve 210 metre kalınlığındaki buzdağı 1960'lardan bu yana Ameri buz sahanlığından kopan en büyük kütle oldu. Bilim adamları Ameri buz sahanlığının kıtanın doğu bölümü için su boşaltma işlevi gördüğüne dikkati çekti. Sahanlıktan buz dağlarının kopmasının normal olduğunu, bunun küresel iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını kaydetti. Gemicilik için risk oluşturabilecek buzdağı uydu takibine alındı. Evet, bilim insanları alarma geçmekte çok haklılar. Zaten Antarktika'da buz parçaları teker teker ait oldukları gövdelerden kopuyorlar. Bu kopuş ne demek oluyor? Su seviyesinin dünyada yükselmesi demek oluyor. İşte küresel ısınma, iklim değişikliğinin en net emareleri bunlar. En olumsuz yansıması çok ama çok tehlikeli. Bilim insanlarının alarma geçmesi çok önemli. Çok haklılar, uyarıyorlar ama kimse uyarılarını dikkate almıyor. Bilim insanlarına kulak vermezseniz gelecekte sizi bekleyecek felaketten, insanoğlunu bekleyecek felaketten kaçamayacaksınız. Çünkü bu buz parçasının, bu kadar devasa bir buz parçasının bir anda ait olduğu o gövdeden kopması demek yeni felaketlerin ne yazık ki habercisi demek. Bakalım bu konuda dünyada gücü elinde tutanlar neler yapacaklar, ne gibi çareler arayacaklar. Peki devam edelim hemen. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de bir restoranda insanlar yemek yiyorlar. Veganlar, yani işte hani et yemeyenler, efendim et yiyenlere karşı çıkanlar, hayvanların yenmeksi için öldürülmesine karşı çıkan aktivistler, bir grup aktivist bu restorana geliyor. Ellerinde efendim dövizler var, pankartlar var. Demokratik haklarını kullanıyorlar. Protesto ediyorlar. Diyorlar ki hayvanları öldürüyorsunuz, katlediyorsunuz yemek için. Onlar da canlı, onların da yaşamaya hakkı var gibi gibi bir takım dövizler bulunduruyorlar ellerinde. Protestolarını yaparken müşterilerden biri kendisine bir vazife
adlediyor. Ve bakın o müşteri oradaki aktivistlerin başındaki kadına nasıl yumruk atıyor. İzliyoruz. Evet, şu anda görüyorsunuz, geldiler, işte protestoları yapıyorlar. Restoranda kendi çaplarında bir eylem gerçekleştiriyorlar. Sağa sola saldırmıyorlar. Sadece efendim söyleyeyim, pankartlarıyla, dövizleriyle ve sözlü bir takım kendilerince geliştirdikleri sloganlarını atıyorlar. Fakat orada oturan, masada oturanlardan bir İngiliz buna tepki gösteriyor kendince ve sözlü bir atışma başlıyor. Bu sözlü atışma tabii başka boyutlara taşınınca da hiç çekinmeden bu İngiliz vatandaş, yani yemek yer restorandaki müşteri, kadına yumruk sallıyor. İşte bu yumruğu sallıyor ve bu yumruğu salladıktan sonra da kadın yaralanıyor. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılıyor. Adamın surat ifadesine baktığınızda pek de normal bir tipe benzemiyor gibi. Çünkü hala öfkesini kontrol altına alamamış. Bir kadına öldürücü bir yumruk sallamasına rağmen öfkesi dinmiyor. Hani önüne başka bir kadın çıksa, başka bir bayan çıksa aynı şiddetle yumruklamaya devam edeceği çok net ortada, surat ifadesinden bunu anlayabiliyorsunuz. Bu yumruk bu kadını öldürebilirdi, bu aktivisti. Aktivist yaralandı ama hayatını kaybedebilirdi. Hatırlayın, geçen hafta ekranlarınıza taşımıştım. Amerika'da iki öğrenci aynı okulda, okul arkadaşı kavga ettiler. Diğer okul arkadaşı tek bir yumrukla çocuğu hayattan kopardı. Burada da bir kadın var ve bu yumruk belki daha şiddetli gelseydi başka senaryolar burada konuşuyor olabilirdik. Peki İngiltere'den şimdi havalimanındaki şu görüntüye geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletindeki O'Hare Havalimanı. O'Hare Havalimanı'nda inanılmaz bir olay yaşandı. İçecekleri taşıyan araç, neden olduğu bilinmiyor, kontrolden çıktı, kendi ekseni etrafında hızla dönmeye başladı. Ve yanında da bir uçak var. Herkes şaşkın bir şekilde seyrediyor oradaki teknik ekip. Bu kendi ekseninde hızla dönen o araç, söz konusu havalimanı aracı, bir başka araçla ancak durdurulabiliyor. Görüntülerde de görüyor, oyununu yönetiyorsunuz gibi ama öyle değil. Bu gerçek, bildiğiniz, kendi ekseni etrafında hızla döndü ve zar zor şekilde durduruldu. Peki, devam ediyoruz. Şimdiki adresimiz neresiymiş? Rusya. Duralım. Bir sürücü, öyle anlıyoruz ki, biz haberden bunu çok anlayamadık ama hani böyle bir varsayım geliştirdik kendi kendimize. En azından ben öyle geliştirdim. Durmuş, bekliyor. Arabalar yanından vızır vızır geçiyor. Öyle anladım ki ben, bir anda sinirlendi. Sinirlendikten sonra hareket etti. Ters şeride girdi. Önüne gelen araca çarptı. O hızla gitti. En sonunda sağda park eden araçlardan birine çarparak durabildi. Bunu neden yaptığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, solda park etmişti. Yola çıkacaktı. Herhalde sinirlendi. Birden şerit değiştirdi. Yani yanlış, hatalı şeride girdi. Önüne gelen arabalara çarpa çarpa ilerledi. Çarpa çarpa ilerledikten sonra hırsını herhalde alamadı. Park halindeki arabaya da çarptı ve o şekilde anca durabildi. Devam ediyoruz. Maldivler'de bir gemide, yani gemi değil, bir teknede yangın çıktı. Neden çıktığı bilinmiyor. Yangın diğer limanda demirlemiş teknelere de sıçradı. O tekneler de yanmaya başladı. Alevler, görüyorsunuz, devasa bir şekilde gökyüzüne doğru yükseldi. Etrafı kara bulutlar sarmaya başladı. İnsanlar da, liman çevresindeki insanlar da şaşkın bir şekilde bu yangını seyretmeye başladı. Daha sonra itfaiye geldi, müdahale etti ama müdahale ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. Çünkü 3 tekne yan yana alevlerde yandı, kül oldu. Evet, Amerika yıllarca Hollywood'u çok etkili bir şekilde kullandı. Zaman zaman açıktan gözdağı mesajlar verdi, zaman zaman subliminal mesajlarla geçiştirdi. Evet, bu işi iyi beceriyorlar. Sinema gibi görsel sanatları çok iyi kullanıyorlar. Dizi, sinema,
oradan bir takım mesajlar, algı operasyonları yapabiliyorlar. Tıpkı az önce işte o Netflix'teki dizide izlediğiniz gibi. Bu aygıtı çok etkili kullanıyorlar ve bu aygıtla da uzunca yıllar efendime söyleyeyim dünyada hem para kazandılar hem de kendi güçlerini belli bir algı oluşturarak diğer toplumlara kabul ettirdiler. Bunu da Hollywood'da yaptılar üstelik. Sadece silahla falan değil. Peki devam edelim. Sevgili Anıl, nereye gittik? Hindistan'a. Hindistan'da bir gösterici, enteresan bir yerli kabilenin kostümünü giymiş. Gösteri yapayım, insanları etkileyim derken bir anlık dikkatsizlik hayatına mal olabilirdi. Devam ettik. Hindistan'dan geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne inanılmaz bir olay bu. Araba motosiklete çarptıktan sonra alev almaya başladı ve bakın bir arkasında bir alev topuyla birlikte sanki bir jet motorundan çıkan o alev gibi sürüklenmeye başladı. Herkes şaşkın bir şekilde o anı seyrediyor oradakiler. Öndeki motosiklet çarptığı araç motosiklete çarptıktan sonra ilerledi ve bir anda alev aldı ve alev alarak da ilerlemeyi sürdürdü. Ve daha ileri bir noktada da durdu. Ondan sonrası ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu alev almasıyla birlikte özellikle motosikletle çarpışma ve sürtünmeden dolayı alev almasıyla birlikte acaba bir patlama meydana geldi mi arabada? O meçhul ama görüntü şu anda bu gerçekten de ürkütücü. Ve devam ediyoruz efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir sonraki durağımıza yolculuk yapacağız şimdi. Nereye gidiyormuşuz? Bakıyoruz hemen. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Herhalde dünyada böylesine acemi bir şoför görünmemiştir. Bakın arabayı park etmek için, daha doğrusu arabayı nasıl park edemiyor? İzliyorsunuz. Geliyor, geri gidiyor, tekrar öne çıkıyor, olmuyor. Tekrar geri geliyor, anarya yapıyor. Arkaya doğru gelip tekrar öne çıkmaya çalışacak, yine olmuyor. Başka bir yol deniyor. Sağındaki park alanına gireyim diyor, o da olmuyor, onu da beceremiyor. Tekrar geri dönmek istiyor, yine beceremiyor. Bu kez diğer efendime söyleyeyim boş park alanına doğru gitmeye yelteniyor. Onu da beceremiyor. Acaba kendinde mi yani sarhoş mu bilinmiyor ama pek de hani bir sarhoşun yapacağı bir şeye de benzemiyor bu. Ya gerçekten de arabayı park edemiyor. Evet park edemiyor. Böyle acemi sürücüler de varmış dünyada ve de Amerika'da ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ehliyet almak inanın dünyada en zor İşlerden biridir. Hiç kolay değildir ABD'de ehliyet almak. Evet, devam ediyoruz Hindistan'a. Hindistan'da bu küçük sevimli çocuk geldi. Birinci atlayış başarılı, ikinci atlayış başarılı ama üçüncü de istediği olmadı ve bir anda su birikintisinin içine düştü. Boğulmak üzereyken hemen orada bulunanlar geldiler. Bu küçük yavrucağı kurtardılar. Hindistan'da durum aynen böyle, hiç abartısız. Ülkenin neredeyse üçte biri sular altında. Her yer bataklığa dönmüş durumda. Her yer, ülkenin 14 eyaleti sular altında kalmış vaziyette. İşte o selden sonraki manzaralardan biri de buydu. Bu çocukcağız gördüğünüz gibi su birikintisinin içerisinde az kalsın boğuluyordu ki çevredekiler hemen imdadına koştu. Peki Hindistan'dan devam edelim. Evet, Çin'de bir maymun bakın. Karşıdaki duvara nasıl atlıyor? Evet. Son derece zekice geldi, bir iki deneme yaptı, ondan sonra o hızı ayarladı. Hızı ayarladıktan sonra kendini hemen karşı duvara atmayı başardı. Gayet de becerikli. Demek ki bazen bir şeyleri deneyerek tecrübe edebiliyoruz. Sadece hayvanlara has bir şey değil bu. İnsanlar da bazı şeyleri hayatlarında tecrübe ederek kazanıyorlar, öğreniyorlar. Devam ediyoruz. Burada kedi çok meşgul, bilgisayarın başında çalışacak ama arkadaşı buna izin vermemekte kararlı. İzliyoruz. Bir bilgisayar, bilgisayarın klavyesinin üstünde bir kedicik, sevimli bir kedi. Arkasında diğer sevimli kedi, birbirleriyle sataşıyorlar. Aslında oyun oynuyorlar ama birbirlerini de biraz hani oyunu abartıp rahatsız da etmeye başlıyorlar. İşte bu sevimli görüntü sosyal medyada çok beğeni topladı. Çok sevildi. Efendim ben noktalıyorum ama TGRT Haber'de haber trafiği bitmiyor. Soluksuz, kesintisiz, aralıksız, an be an tüm gelişmeleri bu ekranlara aktarmaya devam edeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.